kumaşınız varmış, götürmüşsünüz bir terziye, terzi oturmuş, sanatkar bir adammış, sizin üzerinize kalıp gibi oturan bir elbise yapmış. Giyiniyorsunuz, çıkıyorsunuz, her gören diyor ki ya çok güzel ya, ya bakma sen şu kumaş adi bu kumaşta ama terzi güzelmiş kardeşim, böyle yaptı. Ha işte, senin yaratılış maddeyi asliyen bir damla su, işte o pis kokan üzerine düştüğü zaman seni namazdan bile alıkoyan o bir damla suyun üzerinde Allah bütün maharetini göstermiş ve dünyanın en güzel yaratığı olan insanı yaratmış değil mi? Ve melekleri de insana secdeyle emretmiş Allah Teala. Öyleyse niye kendini küçük görürsün? Sonra niye bu aczinle, iki şeyin pencerenin arasında 5 dakika oturduğun zaman diye başlıyorsun? Niye? Hasta olmaya başlıyorsun çünkü. 5 dakikada hasta oluyorsun ama 15 günde bu hastalık çıkmıyor. Bir virüs seni yatağa mahkum ediyor be kardeşim. Kimsin sen? Necisin Allah aşkına sen? Ha. Hayata açlıkla, uykuyla, hastalıkla mukayyet olan bir insanın tabii ki bu anlamda kibirlenmesi falan ciddi anlamda bir sıkıntı. Tabii, hocam sizi, de, sıkıntı. Sizi evet. de dinlendirelim. Sorularımız var. Erdal'ım ikinci ilahimiz geliyor. Nedir, ne var sırada? Şöyle bir bakalım. Beni senden ayırma. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Hadi bakın, yine güzel bir dua. Çok güzel bir dua. Bir tevafuk oldu aslında. Onu da dile getirmek lazım. Az önce Yusuf hocamız söyledi ya. Hazreti Musa kısasını anlattı ve Şeyh Muzaffer Ozak'tan dinlemiştim dedi. Evet. Bizim bir önceki okumuş olduğumuz eser. Eserin güftesi kendisine aitti. Ne güzel. Şimdi ne güzel. Eşref Arasın oğlundan bir eyvallah, ilahi okuyacağız. Eyvallah.
amin. Amin. Yani buradan sonra söylenecek şey amin. Hocam kağıt kalktığına göre orada kesin güzel bir şiir var. Evet var. Yarınki lokması bilemez kaçtır. Rızkını veren var, vermese açtır. İbret için karıncaya muhtaçtır. Nesine güvenir şu insanoğlu? Bir hücrenin can sırrına eremez. Gaybı sorsan bir tek cevap veremez. Karanlıkta aciz kalır göremez. Nesine güvenir şu insanoğlu? Kurgu bilim çemberinden çıkamaz. Güneş desen çıplak gözle bakamaz. Bir sineğe bir kanatçık takamaz. Nesine güvenir şu insanoğlu? Ne zamana hükmü geçer ne cana. Tacı tahtı bırakarak bir yana. Girecektir bir daracık mekana. Nesine güvenir şu insanoğlu? Sual melekleri gelince dile, dünyalar dolusu fidye nafile, münker nekir kopya vermez gafile, nesine güvenir şu insanoğlu diyor. Eyvallah. Kimin hocam şiir? Yok, onu söylemem. Söylemez misiniz? Çünkü yok burada. Eyvah. Evet, şimdi bir hocam, hadis var. Bir hadis var. Onu da zikredeyim. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üç çeşit insan vardır ki, bunların duaları kabule şayandır. Yani duaları kabul olur. Bu üç çeşidin içine biz giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Ekran başındaki saygıdeğer seyircilerimiz, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, bu üç kişinin içine giriyor mu, girmiyor mu? Önemli olan o. Efendim, mazlumun duası. Mazlumun duası, yola çıkan kimsenin duası. Yani yolcunun duası ve ana babanın çocuklarına duası, anne babanın. Mazlum muyuz? Biz mazlum değiliz elhamdülillah. Zalim miyiz? Asla. Ama mazlumuz biz. Neye göre mazlumuz biz? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda boynumuzu bükmüşüz. Mazlumuz, ver ya Rabbi diyoruz. Değil mi? Ver ya Rabbi. Ey Muaz diyor, Muaz bin Cebele, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mazlumun duasından sakın, çünkü onunla Allah arasında duasının kabulüne engel olacak hiçbir perde yoktur diyor. Buradan ben saygıdeğer seyircilerimizden evlerinde yetim olanlara sesleniyorum. O yetimlerin yorganı başına çekip de ağladığını unutmamalı bizim bir kısım anneler babalarımız. Üvey anneler veya üvey babalarımız. O yavrular yorganın altında inim inim inliyorlar ise, bu mazlum ile Allah arasında perde yoktur. Cenab-ı Peygamber öyle beyan ediyor. Efendim, yetim ağladığında, öksüz ağladığında arş-ı âlâ titrer diyor. Arş-ı âlâ titrer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için mazlum. Üç kişinin duası geri çevrilmez diyor Allah Resulü. Devam ediyor. İftar edinceye kadar oruçlunun, bak bizim duamız geri çevrilmiyor akşama kadar. İftar edinceye kadar oruçlunun duası, adaletli devlet başkanının duası ve zulme uğrayan kişinin duası, zulme uğrayan. Allah bunların dualarını bulutların üzerine çıkarır, bunların dualarını bulutların üzerine çıkarır, gök kapılarını açar ve şöyle der. Şan ve izzetime yemin ederim ki bir zaman sonra da olsa sana yardım edeceğim. Dolayısıyla dönüyoruz, ne diyorduk dedik başında? Kul, kulum bana dua eder de benim yaptığım dua kabul olmadı demediği müddetçe Allah o kulunun duasını kabul eder. İşte o makbul duaların sahiplerinin Mevla sayısını çoğaltsın. Amin. Hocam orada yolcudan da bahsettiniz ya. Efendim? Yolcu. Şimdi normalde misafirin duası. Yolcudan kasıt o. Misafirin duası. Şimdi bizde normalde mesela seferi hükmüne geçince bir insan, ibadetlerinde de o insana ait kolaylıklar bildirilmiş. Dolayısıyla yine aynı hükmün bir devamı gibi duanın kabul olmasıyla alakalı da bir orada bir tabii lütuf var. Dolayısıyla o yolculuğun aslında biraz mübarek bir yolculuk olması gerektiğiyle alakalı bir kanaat oluşuyor bende. Yoksa adamın birisi
falan eğlenceye filan yere giderken bir başka o, memlekete ulaşmak. O dışında o. O dışında. O eğlence yani harama giden misafirlik değil. Evet. Şimdi buradaki yolcular değil. Yani yolda olma tabii. Hadisesi yine Allah'ın murad ettiği ya da Allah'ın helallerinin içerisinde seyahat ederken tabii, bir tabii, insandan tabii, bahsediyoruz. Yoksa, gayrimeşru yola yolculuk yapıyor ise adam. Onların buradan zaten... Kıbrıs'a kumar oynamaya gidiyorsa adam onun yolculuğu yolculuk sayılmaz. O yolculuk da değil. Zaten misafirin duası makbuldür diyor Peygamberimiz bak. Ayette de şimdi bugün 7. günü tutuyoruz değil mi? Dün bir arkadaşım beni aradı. Asker arkadaşım Ankara'dan. Dedi ki vallahi ben haber anlatamıyorum yengene. Efendim tansiyonu var, şekeri var, şunu var, bunu var ama bu oruç tutmaya devam ediyor. Öğleden sonra da perişan oluyor filan. Dedi ki bak yenge. Allah bir ayet göndermiş. Eyyâmen mâdûdât. Femen kâne minkum merîzan ev alâ seferin. Fe'iddetün min eyyâmin uhar diyor Allah. Yani hasta olduğunuzda veya yolcu olduğunuzda orucu geriye tehir edersiniz diyor Allah. Sen Allah'ın bu emrine rağmen, doktorunuzun ısrarına rağmen hala ben bu orucu tutacağım derseniz ileri doğru bu hastalığınız daha da artar dedim. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz yolcu deyince, misafir deyince öyle sıradan harca alem misafir manasında değil. Ha misafirden misafire de fark var tabii. Misafir 10 rızıkla gelir. 9'unu hane halkına bırakır, birisini yer gider diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Evet. Öyleyse misafirin duası makbuldür. Hastanelere ziyarete gittiğinizde ben onu hep tavsiye ederim. Hasta insanları gördüğünüzde hastaların duası makbuldür. Kendiniz için dua yapmasını söyleyin. Yaşlıların duası makbuldür. Hani dün dedik ya dağda otlayan hayvanlar, beşikte yatan sabiler, köşe başında beli bükülmüş oturan ihtiyarlar olmasaydı Allah başınıza taş yağdırırdı demiyor mu? Kutsi hadiste ihtiyar benim nurumdur. Onu narımla...